hamdolsun gençlerimize layık insanlar. Bu da sergileniyor. Allah nasip ederse 15 Temmuz'un bu eserleri Van halkını insanlarımızın sevgisine açtık. İnşallah Rabbim bu memleketimizin huzurumuzu daim eder. Bu darbe girişimi bulunan bütün terör örgütlerine, bütün Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, huzurunu gösterecek. Bütün bu eserler, bu gençler gerçek sahibi olduğunu göstereceklerdir. Özellikle sizin taşımanız bize için bir şeref olmuştur. Darbe girişimimiz. Siz de derseniz şeref ederiz. Böyle bir etkinliklerin tesadüfen de olsa bulunmaktan mutluluk duyduğumu düşünüyorum. 15 Temmuz darbe hareketinin veya hain hareketinin birinci senesi devriyesinde Kuşba Belediyesi öğrencilerimizin duygularını hem resmederek hem de olduğunun halinde bize getirerek göstermiş olduklarını duyar zaten teşekkür ediyorum. Bugün 12 Temmuz 2017, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın ve devlet büyüklerimizin 15 Temmuz'un yıl dönümünde Van'da ve tüm Türkiye'de bizler bu 15 Temmuz hain darbe girişimini asla ve asla insanlarımıza unutturmayacağız. Ve biz bu yapılan hain, bu yapılan telin edilmesi gereken bu şer güçlerin birleşerek Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, parçalamak istedikleri bu 15 Temmuz darbe girişiminin insanlar tarafından unutulmaması, her daim hafızalarında canlı tutulabilmesi anlamında biz Tuşba Belediyesi olarak bugün Van AVM'de özellikle bizlerin gençlerin gözüyle 15 Temmuz destanı, şiir ve kompozisyon yarışmasını gerçekleştirmiştik. Bugün onun sergisini Sayın milletvekillerimizle, valimizle, kaymakamımızla, devlet büyüklerimizle açtık. Ve biz şunu diyoruz, tüm teşkilatlarımızla da bu bölgede özellikle Serhat şehri olan Van'da 15 Temmuz'un yıl dönümünde biz asla bunu gelecek nesillere unutturmamak adına bu etkinlikler, bu faaliyetler artarak devam edecek. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz yıl dönümünde anılmasıyla ilgili programların yapılması, Sayın Valiliğimiz ve özellikle kaymakamlarımız, tüm sivil toplum örgütleri şunu bir hafta boyunca dolu dolu geçirip başta şehit ailelerini ziyaret, kabirlerini ziyaret, akabinde bu insanlarımızın anılarını yaşatılabilmesi için 249 şehidimizin ve 2500 gazimizin her daim hatırlarda, her daim insanların zihninde canlı kalabilmesi için bu etkinlikler artarak devam edecektir. Biz özellikle bizim için önemli olan 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayacak olan gece ve şu anda tüm Türkiye'de, tüm dünyada şu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması ve bizlerin özellikle Kurtuluş Parkı'ndan Maraş Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne ve orada da 5 yol Okçular Tepesi'ne gelecek olan yüz binleri bulacak olan insanlarımızın akabinde 5 yol meydanındaki 15 Temmuz'un programıyla ilgili bütün Vanlıları, bütün bölge insanı davet ediyoruz. Tabii bu sadece Van'da olmayacak, tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın önemli meydanlarında 15 Temmuz'u tekrar biz diri diri, canlı canlı insanlarımıza bunu yaşatacağız. Vatan hainlerini ve bu dünyada, bu Türkiye'de gözü olan şer odaklarının, terör örgütlerinin bu memleketin bölünmeyeceğini, parçalanmayacağını, bu insanların birlik beraberliğini her daim göstereceğiz. Tabii bizler bunları yaparken halen bazı şer odaklar, bazı adalet adına yürüyorum diyenler memleketi tekrar kaosa, tekrar sanki 15 Temmuz hakikaten bu memleket için büyük bir ders olmamış gibi halen
sokaklarda bu memleketi karıştırmak isteyenler var. Benim burada onlara çağrım şu. Bu 15 Temmuz çok daha yeni. Daha yeni birinci yılına girdi. Tüm insanlar şunu demesi lazım. Biz sizleri telin ediyoruz. Biz sizlerin yapmış olduğunuz bu işlerin başta Almanya'sı, Hollanda'sı, Amerika'sı, İsrail'i bu memleketi karıştırmak isteyenlerin şer odaklarının ekmeğine yağ sürmemeleri lazım. Çünkü Türkiye büyüyor. Türkiye Cumhurbaşkanımızla, Türkiye şu anda AK Parti hükümetleriyle hakikaten hak ettiği yerde ve daha da kalkınacak, büyüyecek, gelişecek. Ama nihayetinde bu terör örgütlerinin başta PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, bütün bu mevcut olan örgütlerin bu şer odaklarının şunu bilmesi lazım. Türkiye bölünmez, Türkiye parçalanmaz. Bu vatan Allah'ın izniyle ilelebet bu bölgede, bu cennet vatan, bu aziz millet, bu kadirşinas millete hizmet edecektir. 780 bin kilometre karedeki 80 milyon insan birlik ve beraberliğini, huzurunu biz hep birlikte oluşturacağız. Ben tekrar 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi burada rahmetle ve minnetle anıyorum. Ve burada Tuşba Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hazırlamış olan bu yarışmada derece giren gençlerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerini tebrik ediyoruz. Öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Ve bu sergimiz 2 gün boyunca açık kalacaktır. Tüm izleyicilerimizin Van'da, Van Evime'de bu sergiyi izlemeleri, görmeleri, ziyaret etmelerini istiyoruz. Ben inşallah bu memlekete tekrar Rabbim bu darbe girişimini bir daha yaşatmasın. Huzurla memlekette, tüm dünyada huzurun, barışın, kardeşliğin ve en önemlisi insana, insanca değeri olan bu cennet vatanda herkesin yaşanabilir, herkesin hayatını en güzel şekilde sürdürebilir, hür bir devlette hür bir şekilde yaşayan insanların sağlıkla daha uzun ömürler geçirmelerini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum ben. Gerçekten bu organizasyonu yapan Tuşba Belediye Başkanı'ma, Doktor Fevzi Özgökçe Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten çok güzel bir organizasyon yapmışlardı ve olması gerekenlerdendi. Biz 15 Temmuz'da gerçekten çok şey yaşadık. Bunu tekrar canlandırmak, tekrar bunu gündeme getirmek bu başkanımıza yakışır bir durumdu. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum ben. Bu sürekli olması gerekenlerden bence. Hakikaten Türkiye bizim için çok önemli. Vatanımız, toprağımız bizim için çok önemli. Biz kimseyi yedirmeyeceğiz. Yedirmeye hiç niyetimiz yok Allah'ın izniyle inşallah. 28 gün boyunca biz nöbet tuttuk. Tekrar nöbet tutmaya hazırız inşallah. Bizim yiyecek başka bir kapımız yok. Kimse bizi gerçekten de kapısını açmaz bizlere, biliyorsunuz. O açıdan canlandırmamız lazım. Gençlerimizi özellikle bilgilendirmemiz lazım. Gençlerimize sürekli bu konuyu gündeme getirmemiz lazım. Unutmadık, unutturmayacağız. 249 şehitimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2500 gazimiz oldu, biliyorsunuz. Unutmadık bunları. Sürekli bunlar bizim yüreğimizde. Dün il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla tekrar şehit kabristanlarındaydık. Gazi evlerindeydik. Tabii ki ailelerin acıları büyük. Çünkü çok küçük şey yaşamadılar bu insanlar. Ağır şeyler yaşadılar. Biz çıplak ellerimizle tankları durdurduk. Yine durdurmaya devam edeceğiz inşallah. O 20 sene sonra gelenler ya kesinlikle konuşarak tankların üstüne çıkıp seyredecekler.